Sol tarafta bir mor arka planlı müşteriler ne diyor başta olan bir yer var. Burada iki tane ok var. Burada ASCII kodlarını kullanacağız. SVG veya farklı bir şey kullanmamak için. Zaten şimdiye kadar SVG ve normal bir image kullandık. Onu alternatif olarak bir de ASCII kodlarını kullanacağız. Şurada tekrar bir SVG kullanacağız. Ve mesajlarımız sağda buradaki oklarla değişebilir halde olacak. Hemen şu arka plandaki beyaz boşlukta itibaren başlayalım. Bizim zaten daha öncesinde yaptığımız şu. Referanslar gibi bir başlık koyalım. Yukarıdan kopyaladığımız sınıfımızı da buraya ekleyelim. Buradaki mesajları ve buradaki sağ ve sola geçme işlerini halletmemiz için tekrardan Alpine.js ile ilgili bir şey yapacağız. Hemen bir data daha ekleyelim. Buraya yorumları yazacağız birazdan. Current index diye bir değişken daha oluşturalım. Hangi yorumun açık olduğunu göstermek için. Bir tane de direkt change diye metot tanımlıyoruz. Bu da yine index olarak bir index değeri alacak. Direkt burayı zaten yazıp yukarıya çıkalım. Gelen index sıfırdan küçükse, yani eksi sayılarda bir rakam geliyorsa bize, bununla ilgili bir şey gösteremeyeceğimiz için biz burada bir önlem alacağız ve current index eşittir this nokta comments nokta length. Burada yapmak istediğim şey negatif sayılardan birisi gelirse son yorumu göstermek. Onun dışında bir else if yazıyoruz. Index büyüktür. Burada da yapmak istediğimiz şey aslında son yorumdan daha büyük bir index gelirse orada da tekrar başa dönmek istiyoruz. Onun dışındaki gelen tüm indeksler bizim aslında var olan itemlarımız olacak şekilde geleceği için direkt veriyi eşitliyoruz. Hatta şunun değişkeni de atılabilir. Last index diye bunu yazdığımız zaman aslında şuradaki değişken referanslarını şuradaki değişken referanslarını hemen kullanabiliriz. Şuraya da hemen yorumlarımızı ekleyelim. Ben evet arkadaşlar, yorumları da direkt kopyaladım. Hızlıca HTML tarafına geçebiliriz. Tekrar bir tasarıma bakıp hatırlayalım ne yapacağımızı. Sol taraf, sağ taraf. Önce zaten bir template'imizi yapalım. Burada verilerimizi görelim. Ondan sonra devam edelim. Direkt yine zaten bir container ekliyoruz buraya. Yukarıda yaptıklarımız gibi ortalamasını istiyoruz. Ama bu konteynere ek olarak buranın bir flex olmasını ve sol ve sağ sütun olarak ayırabilmemiz için flex row olarak devam etmesini items center diyelim. İçerisindeki iki tane sütunu dikeyde hizalasın. Köşeleri yuvarlak yaptık ve taşan herhangi bir içerik olursa bunların gizlenmesini istiyoruz. Tabii ki şuradaki grili de vermek için aslında en tepeye bir
gri alan veriyoruz. Burası 100 olacak. Şuraya şöyle bir şu içerisindeki okların absolut yapacağımız için burayı relatif yaptık. Burayı relatif yaptık. Uzunluk olarak da %50'sini almak istiyoruz. Hemen bir tane bunlardan kopyalayalım. Şunu silelim. Hemen yorumlarımız içeride bir template için alalım. Burada yine x4 comment olarak alalım. Index in veriyi dağıtmayı unuttuk bu arada arkadaşlar. Provide etmedik. Şuradan şurayı işaret edelim. Burada da içerisindeki comments'i işaret edelim. Ve içeride artık elementleri dönmeye başlayabiliriz. Bir de çevirelim. Index olarak. Burada bir her tarafta yani dört kenardan bir boşluk var aslında. O yüzden bir padding verelim buraya direkt. 14 verelim. Onun dışında zaten bir tek isim ve bir mesaj var. Şuraya text dersek yorumlarda full name yapmışız burayı. Şuna da x text dedik. Gelen yorum içerisinden full name'i ekle buraya. Şuraya da direkt mesajın kendisini ekle. Şuraya da direkt mesajın kendisini ekle. Çıktısına bakalım hemen. Şöyle yukarıdan. Bunu ID olarak vermişiz. O yüzden başla tıkladığımızda otomatik kaydırmadı. Süper. 3 tane mesajımız da buraya geldi. Bizim burada yapmamız gereken aslında sol taraftaki rengi yapmak. Burayı current index'e göre görünür ve gizlenir hale getirmek. O çok basit zaten. Az önce yaptığımız örnekleri istinaden biliyorsunuz. Direkt buraya geliyoruz. X show current index eşitse mevcut indekse göster. Bu kadar. Buraları stillendirmeden önce sol tarafı da yapalım. Ondan sonra birbirleriyle stillendireceğiz. Buranın bir background'a ihtiyacı var. Tasarımda biz mavi yapmıştık ama ben bir kırmızıyı test etmek istiyorum açıkçası. İçeride zaten direkt müşteriler. Bunların hepsi display. Blok olması lazım. Yani yan yana gelmemeleri lazım. Ben yandan diğer ekrandan bu arada tasarımları incelemeye devam ediyorum. Nasıl kodlamam gerektiği ile ilgili. Burayı böyle yaptıktan sonra şuraya bir ek element daha atalım. Yani burada bir özelleştirme yapabiliriz çünkü. Hemen şu aşağıya bir tane
Evet, sıfır. Bakın sıfır diyeceğimiz. Şu butonlar için kapsayıcı div yapıyoruz. Da 2 ve 2 yapalım bakalım nasıl olacak. Burada da blok olacak. 2 tane direkt. Evet. Hatta direkt ASCII kodlarını yazalım. Ben elimdeki referanslardan bakayım. Şöyle noktalı virgül koymamız gerekiyor. ASCII kodları da şunlar arkadaşlar. Ben göstereyim size hemen. Şöyle ASCII kod diye yazdığınız zaman çıkıyor zaten. HTML numarasının karşılığında neyi elde edebileceğiniz burada gözüküyor. Gördüğünüz bütün karakterler, sayılar ve harfler ve bazı özel semboller ASCII karakterleriyle yapılabiliyor. Biz de şu bugün ondan yararlandık ve şuradaki okları yapacağız. Butonları burada yaptıktan sonra kaydedelim. Stillendirmeye geçmeden önce. Ama işlevselliğini kazandırmak için aslında direkt click eventini tanımlayabiliriz. Change diyoruz. Current index artı 1 ya da eksi 1 olarak gideceğiz. Burası eksi olduğu için eksi 1. Yani bir öncekine geçsin. Burası bir sonrakine geçsin yaptık. Kontrol edelim. Evet, tasarım düzgün olmasa da aslında işlevsellik olarak düzgün çalışıyor şu anda. Hemen o zaman stillendirmeye devam edelim. Önce şu butonları bir ayarlayalım. Şurada class'lara gelelim. Şimdi şurada şöyle bir şey olacak. Birinin sol, birinin sağ tarafı oval. O yüzden ben şöyle yapayım. Şuradan left to right'a çevirdim. Benzer CSS'leri yazmak için devam ediyorum. BG gray background'a gray verdik. Text olarak aslında yine gri tonlarda bir şey olacak. Font biraz kalın olsun. Ve aslında Width olarak 12, height olarak da 10 verelim bakalım nasıl bir şey olacak. Tasarımımızı kontrol edelim. Evet, güzel. Üzerine geldiği haliyle ilgili bir şeyler yapalım. Biraz rengini, yani background rengini aslında. Hemen bir arka planla ilgili koyulaştırma yapalım. Üzerine geldiğimiz belli olsun. Evet. Şurayı yapmaya başlayalım artık. Kırmızı olarak kalabilir bu arada. Tasarımda mavi yaptık ama dilerseniz siz herhangi bir istediğiniz bir renkte yapabilirsiniz bu arada. Yani isterseniz sarıyı deneyelim. En azından kırmızı güzeldi. Buraya bir padding veriyoruz direkt zaten başlar başlamaz. Devam edelim. Şurayı şu iki elemanı %100 yapmak istiyorum. Hemen şeye bakalım. Align items'ı bir araştıralım bakalım. Direkt zaten şu sınıfmış. Bunu alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Hemen kontrol edelim. Süper. Yani gördüğünüz gibi buranın yüksekliğiyle sol taraf otomatik olarak yukarı aşağı yükselecek ve aşağıya kayacak. Burayı flex yaptığımız için align sert burayı sağ tarafa göre sol tarafın yüksekliği otomatik olarak ayarlanacak.
Hemen şöyle baktığımız zaman şunu kaldıralım tekrardan. Item Steel Stretch olacak. Şuraya gelelim. Burayı da Flex'e çevirelim. Items Center. Süper. Evet, bunlar buraya geldi. Şimdi şurada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunlar direkt text center direkt yapamayız. Bunlara bir maksimum width vereceğiz. Ve metin aslında sola dayalıyken ortalamış olacağız. O yüzden burada maksimum bir width veriyorum. İşte 64 diyelim. MX Auto diyelim. Güzel. Şimdi tekrar dönüp aslında içindeki bütün metinleri de şekillendireceğimiz CSS'leri yazmaya başlayabiliriz. Text 4x large, hatta 5. 4 biraz küçük kalabilir. Fontlar birazcık kalın olacak. Biraz fontları kalınlaştırdıktan sonra metin rengini beyaz yaptıktan sonra kontrol edelim. Evet, aslında tasarım uyuyor. Sadece yükseklik biraz aşağı az kaldı. Evet, tasarım uyuyor. Sadece yüksekliği biraz kısa kaldı. Sağ tarafın yüksekliğini değiştirerek onu da düzelteceğiz şimdi. Sağ tarafın yüksekliğini düzeltmek için hemen gelelim şuraya. Bir minimum height değerlerini bir kontrol edelim. Şöyle bir yazalım şöyle. Süper. Kendi içinde bunları da ortalayabiliriz daha sonrasında. Önce bir stillendirmelerini yapalım. Yukarıda paragraf var zaten. Paragraf çok çok daha büyük olmasına rağmen. Biraz soluk renkli. Biraz daha koyulaştırabiliriz. Font normal. Düz ama italik olarak ek yazılacak. Kontrol edelim. Kusura bakmayın, dalmışım. Metin çok küçük aslında. Biz buraya 2x large yapalım. 2x large da birazcık fazla oldu. X large yapalım. X large güzel gibi duruyor. Hemen altındaki başlığı da şekillendirelim. Bu küçük aslında artık. Ama kalın bir font. Yukarıdakiyle aynı kalitede yapabiliriz. Belki daha koyulaştırabiliriz ya da açabiliriz. Bir test edelim. Ondan sonrasında zaten tekrar karar veririz. Şimdi bu da çok küçük kalacak galiba. Şimdi text medium yapalım. Biraz daha koyu bir renk olsun. Açık bir renkten ziyade. Güzel. Biraz yukarıdan boşluk bırakalım. Çok az ama yani çok fazla değil. Tekrar şu minimum height'lere bakalım ve şuranın biraz daha yüksekliğini arttıralım. Hala istediğimiz seviyelerde değil. Biraz daha. Sanırım 96 vardı ondan sonra. Ona hiç bakmadan 96 yazıyorum.
Güzel. Zaten içerisinde daha uzun yazılar da var. Bunları da kapsamış oluyoruz. Şuraya flex diyeceğim. Items center diyorum. Şuradaki yüksekliği iç elemanlarından alıp yukarıdaki elementin kendisine veriyorum. Ve tamamdır. Süper. Sadece tasarımda şöyle bir mavi çift tırnak işareti var. Onun da hemen SVG kodunu kopyalayayım. Ve hemen yapıştırdım. Kodları bir formatlıyorum. Şöyle bir renk verelim ve nerede olduğuna bakalım. Önce class yazıyorum. Fill current diyorum. Text olarak da red. Size olarak 40 yazıyorum. Güzel. Bunu aslında bir span içine alalım. Boyutlandırma ve pozisyonla ilgili yapacaklarımız bunun içerisinde yapalım. Bu absolute olacak. Dolayısıyla bu da bir relative dönmek zorunda. Az önce burası göstermemiş. Buranın size'ını tekrar 16'ya düşürürüm. Yanlış yazmışız. Şurada da top 3 Left 3 diyelim bakalım nereye gelecek. Bu sefer de komple kayboldu. Hemen bir kontrol edelim hatamız nereden geliyor. Aslında relative class'ı eklenmiş ama relative değil. Tamam. Harf hatası yapmışız. Burayı düzelteyim. Süper. Biraz daha fazla yapalım. Çok koyu olduğu için ben bunu biraz daha rengini solduruyorum arkadaşlar. Text 3, 4 belki. Tamamdır. Şöyle yukarıda kalıyor. İsterseniz bir tanesinden aynısından aşağıya sağ alt köşede koyabilirsiniz. Burayı böyle bitirmiş oluyoruz.